Herkes merhaba, sırf bu gibi bir Bimeci videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere çok uzun süre önce yaptığımız bir videonun 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ne yapacağız? Bugün hafriyat yapacağız. Hafriyat yapacağız. Roleplay tadın olacak. Olayımızı anlatayım kankam. Bizim meşhur bir Eren Nalbant'ımız var. Bilirsin, zengin adam. Hani zengin Eren Nalbant'ımız var. Eren Nalbant buradaki oteli almış kanka. Burası eski yıkılmış bir otel. Bu oteli almış ve sıfırdan yapacak. Yıkacak, komple sıfır yapacak. İşte burada bak, demirleri falan getirmiş, boruları getirmiş veya şu dışarıdaki bak kepçeden falan gelmiş burayı yıkmak için. Böyle bir muhabbetimiz var ama bu demirleri falan koymak için şu boş alanı kullanacak ve buradaki taşların kalkması lazım. Bu taşların buradan kalkmazsa büyük sıkıntı, çünkü kalkmazsa olmuyor yani, öyle diyeyim. Bu taşları biz kaldırmamız için önce ben gittim, bir tane kepçe getirdim. Dedim kepçeyle ben şu denize atarım diye düşünüyordum. Fakat belediyeden adamlar yukarıda, bak Eren Nalbant da şu üstte, neyse çaktırmayalım, bak orada duruyorlar şu anda. Orada belediyeden adamlar varmış, görürlerse sıkıntı olur dediler. O yüzden gideceğiz, man kamyonu getireceğiz. Çünkü bunların arasında, bunlar şu an üstü dolu olduğu için bu kamyonların, gidip man kamyonu getireceğiz. Fakat ben sadece kepçeyle geldiğim için man kamyonu almaya gidip geleceğim. Sonra da buradaki taşları alacağız, kepçeyle man kamyonu yükleyeceğiz. Sonra çaktırmadan kıyıdan köşeden bir yere atacağız kankam. Olayımız bu. Tamam mı? Tamamen bundan ibaret. Ama şimdi ben kepçeyi burada bırakacağım. Ben kepçeyle geldim. Neyle gideceğiz? Bizim ünlü Eren Nalbant hocamızın burada bir arabası var. Eren'in arabası var. Dedim Eren, madem böyle, bizim zaten toprak biliyor musun? Hani bizim köyde büyüdüğü için sıkıntı yok. Dedim ki ben gidip malzememi almam lazım. Tamam mı? Tamam, git dedi. Adam arabayı verdi hemen. Dedim hemen hallederiz ya. Gidip alacağım, geleceğim. Sonra geri kamyon alıp bununla gideceğiz. Yalnız araba çok ciksi ya. Sese bak. Alışık değiliz kanka biz bu tarz arabalara. Hızlı bir şekilde gidip kamyon alıp gelmemiz lazım. Bak buralar falan çok tenha. Burada da şey var. Kepçeler burada bekliyor. Onlar şey yapmadan benim hızlı bir şekilde gidip almam lazım. Çünkü ne kadar işimizi erken bitirsek o kadar iyi. Ben de dün Allah'tan man kamyonu gidip şeyde bırakmıştım. Hemen şu ilerideki şey, orayı da restorasyon çalışmaları var şimdi. Kalede bıraktım. Kalenin orada hemen alıp geleceğim. Yakını bırakmışım Allah'tan. Dün denk geldi. Eren de bugün hafta sonu hadi kimse görmez şu taşları atarız diye düşünüyorduk. Fakat işte belediyede adamlar geldi, işte kontrole geldiler. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Zamanlama çok kötü. Neyse. Sıkıntı yok. En fazla yarım saat işimiz fazla sürer. Biraz daha para alırız kanka. Sonuçta iki araba çalıştıracağız. Normalde bir araba çalıştıracaktık. Ama şimdi iki araba. Bu kaleyi falan komple yenileyecekler. Restorasyon çalışmaları başladı. Turistik bir mekan yapıyorlar bizim kasabayı. Eren de bu fırsatı duymuş. Hemen dedi ki orayı oteli güzelleştirip oteli alayım. Yeniden yapayım. Bu kale çünkü eskiden çok turistik bir mekandı. Şimdi aynı şey olur diye öyle bir beklentisi var. Bakalım neler olacak. Ben Eren'in arabasını şöyle bırakayım. Burada bir şey olmaz zaten. Çoğu bizim adamımız. Herkes burada arabayı tanır. Şöyle arabayı durduralım. Arabayı P'ye alalım. Arabaya inip man kamyonumuza binelim. Bak. Man kamyonum ne güzel duruyor be şurada. Kalite kanka, kalite. Vallahi kalite ya. Hızlı bir şekilde hemen gidip mekanımızı almamız lazım ama. Vay arkadaş. Ne oluyor lan? Siz şimdi o kısmı görmediniz de ben 2 dakika durdum. Hemen şu man kamyonun vitesini şey yaptım, 6 vitese geçirdim. Çünkü 12 vites biliyorsunuz, bizim vites 6 vites kanka. 12 vites olmazdı. Hızlı bir şekilde değiştirdim ve devam ediyorum kanka. Hızlı bir şekilde gidelim man kamyonumuza. Oradaki yükleri alalım. Ve tatil şimdi hafta sonu, gidip evde yatalım. Yarın zaten büyük iş var. Geleceğiz buradaki şeyi yapacağız. Buradaki oteli de, pardon kaleyi de biz aldık. Eyvah. Araba resmen patiye kaldı. Vay arkadaş ya. Dur bakayım. Tek tek ya. Çok şeker hesabı, gidelim. Yalnız bak kamyonun titremesi çok iyi değil mi lan? Aga ya, bu roleplayleri seviyorum ya. Olayı anladınız değil mi? Şimdi Eren orada, bu şimdi bu kale şey yapılmaya geldi. Yeniden restoranı yapılacak. Burayı tamamen turistik bir mekan çeviriyorlar. En yakın otel nerede? Orası. Eren hemen bunu öğrenmiş. Yurt dışında kalıyor Eren. Kaptırıp gelmiş buradaki otelin şeyini almış. Yıkık oteli satın almış ve sıfırdan yeniden yapıyor. Komple yeniden yapacak. Yani büyük bir para kaldıracağı belli yani burada. Yapıp satar büyük ihtimal. Ben öyle tahmin ediyorum. Satmazsa
güzel iş yapar burada ya. Eren arabanla da gazladık, artık gazlamadık demezsin ha. Tamam mı? Ufak bir gazlama da olsa oldu. Hadi bakayım. Eğer sizlerin de roleplay'de atlarınız geçmesi istiyorsa, bakın bir gün iki gün demiyorum ya. Eren belki 6 aydır yazıyor. Diyor ki roleplay'de ismim geçir veya işte bir şey yap diyordu bana. Ben de bugün onun adına böyle bir şey yaptım. Hadi bakayım. Sizler de bol bol yorum yaparak sizin de bir gün adınızı roleplay'lerde geçirebilirsiniz. Ama 1-2 gün dediğim değil. Yani 1-2 günde değil. Bayağı uzun bir süre olması lazım. Buradan geçer mi lan bu? Lan takacağız lan çatıyı. Oha. Ulan egzozumuz takıldı lan. Bak bir tek egzoz. Kocaman arabadan egzoz taktık öyle. Aslında bunu kaldırıyorum. İndirmeyi bulmamız lazım. Ha bu indiriyormuş değil mi? Yanlış zamanda yanlış şeye bastık. Arabayı ne güzel indirdik. Evet geldik. Şimdi bu arabayı şu aşağı indirirsek çıkartabilir miyiz onu bilmiyorum ama indirmezsek de o kepçeyle çok zor iş yapacağız. Neyse olmadı, indirelim. En fazla kepçeyle bir iki kere gel git yaparız böyle. Buradan direkt inerse sıkıntı. Çapraz indireceğiz. Aha istemedik. Roleplay. Roleplay'in ilk dakikası istemedik. Vay arkadaş. Lan kepçeye takmayak da daha çok mesafe varmış. Çapraz bir şekilde inelim. Çıkarken de çapraz bir şekilde artık kepçenin yardımıyla çıkarız. Hadi bakayım. Şöyle duralım. Şurada duralım. Kepçe de gelecek daha. Şöyle dur bak. Burada. Kepçeyi alalım. Hafriyatta bugün bayağı zirveyi yapacağız. İki taşı atacağız. Üçüncüsünü gerek yok. İki taş da atarsak yeter. Hatta bir taş mı yapsak ya şimdi? Eyvah. Bak bu bayağı sıkıntılı bir araba. Çünkü çok oynuyor ya. Kepçe çok fazla oynuyor. Yavaş in, yavaş in, yavaş in. Yavrum yavaş in, yavaş, yavaş, yavaş. Hadi bakayım. Bak dipten dipten dönüyorsun kepçe. Görmedim sanma. En ufak bir hata seni düşürebilir. O yüzden şöyle tekrar bir toplayacağım seni. Bakayım lan. Direksiyon son derecesi mi? Son derecesiymiş lan. Ben de hala zorluyorum döner diye. Hızlı bir şekilde. İn aşağı in, in, in. Kepçeyle de bu yollar böyle gidilmez yani. Hadi bakayım. Şu en büyüğünü vinç alacak zaten. Onu bu arabanın da gücü yetmiyor. Yani bu kepçenin gücü yetmiyor. Şu küçük ikisini alıp gideceğiz biz. Deneriz ama onu da almayı deneriz. Hayır olmazsa da yapacak bir şey yok. Zaten o ile anlaşmıştık. Laf edecek bir şey yok burada. Hemen açalım. Şöyle indirelim. Tam ortaya. Allah. Dur aşağı indir. Gel geri. Tamam. Hadi bakayım. Şöyle. Evet ilkini tuttuk. Zor da olsa tuttuk. Yani bunu var ya ben oraya koyarken çok zorlanacağım ya. Bunu hatırlıyorum ben ya. Ben bunları da yapmamaya tövbeliydim ya. Çünkü bunlar öyle bir şey yapıyor ki arabayı. Sarsıyor ki. Hadi bak. Bugünkü RP'miz de uzun süreceğe benziyor. Zaten 2-3 gündür böyle sürekli uzun video atıyorum. Zaten siz de fark etmişsiniz hep böyle dakika olarak uzun atıyor. Bugün de öyle olur büyük ihtimal. Eyvah eyvah eyvah. Kepçe çok sallanıyorsun ya. Korkutuyorsun beni valla. Korkmuyorum desem yalan olur. Çok sallanma la. Sallanma la kardeş. Dur kepçeyi şurada bir tutalım. Şu man kamyonu geriye doğru getirelim. Oo, su yüzünden yürüyemiyor. Var mı böyle bir şey? Oha bunu da yeni keşfettim. Suda araba, araba diyorum. Adam yürüyemiyormuş. Vay arkadaş şunu çalıştırın hızlıca. Gel kardeş. Aslında yük var yokken seni şurada döndüreyim. Çünkü yük olduğunu büyük ihtimal döndüremeyeceğim seni. Şimdiden döndüreyim seni şuradayken. Sonra döndüremeyiz. Değil mi yani? Şimdiden bunları düşünmek lazım.
Ama buradan direkt çıkartırız lan. Arkadan kepçeli edeceğiz falan derken. Aynen, yanlış yaptık. Hemen şu şeyleri de açayım. Tam desteği de açayım. Döndürelim. Dön 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 dön. Ulan bu arabayla da dönün. Neyse ya. En son döneriz. Kalsın böyle. Dur burada. Bir yere gitme. Oha, kepçeye bak da güzel duruyor. Roleplay sevenler. Sürekli benden roleplay isteyenler. Bugün günlerden sizin gününüz. Hadi bakayım. Roleplay özlemişiz hafta sonu da. Ağız tadıyla izlersiniz. Zaten sınav haftasıydı, biliyorum. Sınavlara giren arkadaşlarımıza, kardeşlerimize şimdiden başarılar dilerim. İnşallah herkes hak ettiği kadar puanını alır ve sınavlarında başarılı bir şekilde geçmiş olur. Aç bakayım. Şimdi burada düşer mi? Takılmazsa düş. Aha, takılmadı. Hayret! İlk defa bunu tek seferde atabildik. Vay be! Dur lan, aslında ben bunu böyle değil de direkt şuradan geri geri gitsem çok daha başarılı olurum. Şöyle. Ulan iç ekrandan sürmemiz yok mu? Tam roleplay, hadi bakayım. Her anlamıyla roleplay. Ekranına kadar roleplay. Ama bu kadar. Bundan sonrası roleplay olmaz çünkü burada görmüyorum kanka. Eyvah eyvah eyvah. Çok sallanıyorsun ya. Çok sallanıyorsun, korkutuyorsun beni. Bu arabanın, araba diyorum şeyin, hareketleri biraz tuhaf ya. Vallahi tuhaf bak. Ulan o kadar araba sürdüm. Şu bim önce, eyvah. Yanlış tuşa bastım. Biraz araba yan yattı, çamura battı. Düzeltmem lazım acile. O kadar araba sürdüm şu oyunda. Ama bunu kadar dengesiz hareket eden görmedim bak. Şuradaki bomba yüzünden arabana sallanıyor. Kocaman kamyon, şey, kepçe, küçücük bir bomba yüzünden beşik gibi sallanıyor ya. Anlatabiliyor muyum? Yani bu oyunun güzel yanları var da böyle saçma yanları da var kardeşim. Şimdi şunu aşağı indirelim. İn 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 in. Tutmaya başladı mı? Bak, tuttu kanka, tuttu. Şimdi kaldıralım. Daha dedi ki 2,5 tonunda bu 3,5 tonluk taş. Bir sonraki kaç tonluk siz düşünün artık. 2,5, 3,5, 4,5'a doğru gidiyor. O taşı da atacağım. Abo. Dur lan. Ya yapma bunu ya. Vallahi bak bunu yapma ya. En sevmediğim şeylerden biri ya şu. Devriliyor ya böyle. Ya fıtık ediyor beni ya. Kocaman şey devriliyor hemen ya. Düzel lan. Güzel. Adamın asabını bozma. Heh. İnşallah bir şeyler bozulmamıştır. Hayırlısı. Devam edelim. Bir şey olmamış gibi takılmaya devam edeceğiz, tamam mı? Şu şeyi kaldırırım büyük ihtimal ya, ben bir daha böyle bir şey yaparsam. Vay arkadaş. Sırf şu şey yüzünden oldu. Bak şu bombelik var ya, daha demin kurtardım. O bomba yüzünden bu böyle oldu. Arkası, önü o kadar ağır ki arkayı kaldırıyor. Şöyle indirsek, bu yükü de indirsek şöyle. Acaba aynı şey geçerli olur mu? Şu biraz daha yatması lazım yere. Çok havada olursa çok oynuyor. Evet, mantıken öyle. Kendi kendime konuşuyorum şu an, deli gibi ben. Ay, ulan şu kadar alanda kaç manevra yapacağız Allah aşkına. Bak bak bak, nasıl arkası ağır, hafifte oynuyor. Bunun arkası ağırlık takılıyor mu acaba ya? Vallahi bak şu anda durdurup onu deneyesim var ha. Acaba arkaya ağırlık takılıyor mu? Büyük ihtimal takılıyordur ha. Baksana arkası nasıl oynuyor. Böyle oynaması normal değil. Kepçesin lan sen. Önünde bu kadar az bir yükü taşıyamayacaksan ne anlama geliyorsun? Yanlış mıyım? Yanlışsam yanlışsın de kas kadro. Bak, arka kaldırıyor. Şöyle dön 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 dön. Hızlı bir şekilde dön. Olduğun yere dönmen lazım. Araban arkası oynuyor. Önü dönmüyor. Normal zaten kepçenin önü dönmesi lazım. Hadi bakayım. Of. Kamyona bindirdik. Kamyona çat diye indirdik vallahi, var ya.
Man kamyona da vurmazsın yani ya. Şimdi aç 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 aç. Kaldır biraz da. Hadi bakayım. Şöyle biraz daha gitsek mi? Gideyim. Hadi bakayım. İndir 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 indir. Eyvah. Eyvah go. He. Biz bunu buradan nasıl çıkartacağız şimdi? Çaktırmadan. Herkül modu yardımıyla çıkacağız tabii, değil mi? Bu aramızda. Bunu görmediniz. Anlaştık mı? Bunu görürseniz bozuşuruz. Bunu görmek yasak. Şöyle katlatalım hemen. Gel geri geri. Son arabayı da yapalım. Son taşı da alalım. Madem o kadar yapıyoruz. Eren'e otel açıyoruz madem. Pas kadro Eren'e. Bunu da böyle yapalım. Gideceğiz daha Eren'in arabasını geri getireceğiz. Gazlayacağız dedik ama. Dur biraz gazlarız onunla ya şöyle çaktırmadan. Sanki şey yapıyormuş gibi yaparım. Şöyle biraz gazlarım, eve gidip gelirim. Man kamyonu bırakıyormuş gibi yaparım. Güzel fikir. Zaten daha iki kere daha süreceğiz büyük ihtimal. Bir bunu götüreceğiz geleceğiz, sonra bir de bunu götüreceğiz. Git gel çok yapacağız da. Şimdi şurada dönelim. O sırtımızdayken dönüş yapmak çok zor olacağı için. O yokken dönelim. Hadi hadi hadi. Lan yalan yapma ya yapma. Aa. Sonra Siferet abi neden sinirleniyorsun roleplaylerde? Haksızsam haksızsın diye. Vay arkadaş bak breakdance yapıyor. Ne yapayım ben şimdi? Ulan yeni başladığımız noktaya döndük. Vay arkadaş. Ya. Suç benim mi sen söyle. Evet benim. Kız sinirlenince. Bir de şu anda var ya. Bu kam şeyin öyle bir force var ki. Şu anda resmen mücadele ediyorum. Şu direksiyonu döndürebilmek için. O kadar ağır. Anlatabiliyor muyum? O kadar. Çok ağır. Şimdi aç. Bunu şöyle çevir. Dur önce kaldır. Sonra çevir. Çevir çevir çevir. Dur. Gel geri. Yavaş lan yavaş. Az bir şey. Az bir şey lan. Kamyon. Kamyon. Zekeriya seni bu kamyonla benim alıp şey kepçeyle alıp veremeyeceğim ne var? Böyle dur fazla sıkıştırmayalım. Bu sıkıntı oluyor şimdi. Hiç sıkıştırmamışız. Fazla sıkıştırmayalım dedim hiç sıkıştırmamışız. Biraz da olsa sıkıştır tamam fazla değil. Oğlum o kadar değil lan senin de ayarın yok ya ayarsız kepçe. Haydi. İşimiz her geçen dakika zorlaşıyor. Demek ki neymiş? Bu iş iyice sıkılaştırdı. Sorun olmaya başladı. Hadi bakayım. Ay geri gideceğim geri geri. Ha? Vallahi tuttum bu sefer. Yeminle tuttum bu sefer. 10 numara tuttum bu sefer. Yemin numara 10 numara tuttum. Kaldır. Oho tuttum. Vallahi tuttum. Yalnız ben bu 4.5 tonu yukarı nasıl çıkartacağım? Onda biraz tereddütteyim. Biraz değil bayağı tereddütteyim. Normal şartta aha 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 devrilme kararı alalım. Ya düzel lan. Yamulma. Eyvah. Gene mi? Gene mi? Gene mi? Gene mi ya? Gene mi? Düz dur. Düz dur. Allah aşkına düz dur ya. Ulan hafriyat videosu mu çekiyoruz, dayak mı yiyoruz belli değil ya. Vallahi belli değil ya. Şunu şöyle indir bakayım. İndir 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 indir. Ha? Şöyle. Ay. 2 dakika şunu var ya. Bırak lan bunu. Eren kardeş kusura bakma. Bunu ben benim yöntemlerle atacağım. Böyle iş olmaz olsun. Dayak mı yiyor, safriyat mı çekiyoruz belli değil.
Dur yavaş yavaş hareket et. Yavaş oğlum yavaş. Şimdi seni şöyle çaktırmadan. Çaktırmadan bak, çaktırmadan. Ve bırakacağız, tamam mı? Mis ya. Kaç saatte uğraşıyoruz ya. Oldu. Bu kadar. Yapmamız istenen buydu zaten. Biz de bunu yapmamız istedik. Biz de yaptık. Şimdi asıl sıkıntı başlıyor. O kamyonu biz oradan nasıl çıkartacağız? Doğru muyum? O kamyonu halden biz oradan nasıl çıkartacağız? O kamyonu şöyle kafayı şuraya doğru versek çapraz bir şekilde. Arkada iteriz bununla ya. En kötü ihtimalle bununla iteriz. Mecbur öyle yapacağız. Sen böyle dur bakayım. Zaten bugün... Ulan su... Yürü lan, suda yürüyemiyor adam. Adam suda yürüyemiyor adam. Bakayım başka bir çıkış noktası var mı lan buranın? Böyle buraya gidemeyiz zaten. Buradan gitsek de hiçbir yere gidemeyiz. Burada ulan buraya yol yapmışlar da bu yollar nereye gidiyor bak. Buraya araba izi yapmışsınız. Araba nereden gidecek? Adamlar araba izi yapıyor ama yol yok. Selamünaleyküm. Bin bakayım. Şimdi seninle nasıl gideceğiz hiçbir fikrim yok valla. Bu ağırlıkla sen normal şartlarda gidemiyorsun zaten. Oha harbi gidemiyor. Bayağı zor olacak. Lan. Biraz fazla abartmışım. Birazdan fazla abartmışım kankam. Niye diye sorarsanız bakın tekerleğe bakın anlarsınız. Yamuluyor tekerlek. Tekerlek dönemiyor bile. Bayağı abartmışım. Bu kadar ağırlık fazla. Araba gitmiyor lan. Şöyle dönsek. Dön bakayım. Abo. Bu iş çok sıkıntıya bindi beyler. Allah çok sıkıntıya bindi ya. Gel bakayım. Bu araba buradan çıkmaz. Aha yaktık arabayı. Araba yandı. Mal kamyon yanıyor beyler. Ruhuna bir Fatiha mı okuyalım, ne yapalım artık. Lan. Motor bir şey yandı diyor. Debriyaj ısısı diyor. Kankam debriyaja basmasak araba yanacak. Ne yapayım lan, biraz tutturtayım mı? Ben burada nasıl çıkaracağım şimdi adamı, arabayı? Ya ben burayı niye indirdim ki bunu? Keşke indirmeseydim, böyle olacağını bilseydim indirmezdim. İndirmesek de bunu çıkartamazdık. Beyler olaylar çok karıştı, farkında mısınız? Bilmiyorum ama. Aha. Dur. Buldum. Nasıl çıkaracağımızı buldum. Devrilmemesi için şunu acaba şuraya yanaştırabilir miyiz? Dur bak. Gel bakayım. Ya yürü yürü ya. Bin. Orada şey yaparken soluklanırken araba. Araba yoruldu. Araba şu kadarcık yerden giderken yoruldu yani. Düşünün artık. Ben bunu buradan iter bilir miyim acaba? Bunu buradan itsem. Ama ikisini aynı anda yapamam. Bu burada böyle itemeyiz ki ya. Hadi lan çıkar mısın? Oha. Sen buraya çıkıyorsun. Helal sana. Dur lan. Buldum nasıl yapacağımızı. Allah buldum. Allah 10 numara bir yöntem buldum. Bakın şimdi. Bunu hiç kimseye göstermeyin. Bu aramızda bir sıra olarak kalacak bizim. Bunu da kimse yapamadı. Bak onu da iddiasına giriyorum. Bu yöntemi sadece 1000. Kralları bilir. Krallığımızı oynatacağız şimdi. İyi izleyin. Bu taktik çok güzel işe yarayacak. İşe işana yarayacak. O kadar büyük konuşmadan sonra işe yaramazsa büyük sıkıntı. Allah çok büyük sıkıntı. Ya şu tırı niye buraya koydunuz kardeşim ya? Buradan kepçe falan geçecek görmüyorsunuz mu ya? Adamları korna çalsak acaba tır alırlar mı 2 dakika? Olmazlar ki. Keşke alsalar. Bizim hız sabitleyicimiz nerede ya? Keşke olaydı. Şimdi bu tır hatırlarsanız bir zam ayık şey kepçe of. Binayı yıkıyorduk az kaldı. Binaya bir koyduk. Az kaldı binayı yıkacaktık. Şimdi ben bunu önden çeksem mi? Önden çekelim. Büyük taktik kanka. Vallahi büyük taktik de işte onun man kamyonun ağzını burnunda kırabilirden. Öyle bir şey de söz konusu açıkçası. Ama
Başka yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Force'u kapattım. Şöyle. Şimdi bunu şöyle açacağız ve indireceğiz. Tamam. Ulan bin lan geri, hemen in arabadan. Şöyle kaldır biraz. Tamam. Şöyle %15 iyi. %15 ile bunu sabitleyelim şurada. Ama o araba neresine tutacağız? Sağlam bir yer olması şart. Hadi bak. Bakın arabayı orada oraya bağlattım. Şimdi bunu da gaza vereceğiz. O ondan çekecek, bu buradan şey yapacak inşallah. Düştüğümüz gibi olur. Hadi bakayım. Düşündüğümüz gibi olmadı. Oldu mu? Oldu sayılır. Ama düşünmediğimiz bir şey de var. Bu böyle durmaz. Buna bir yöntem bulmalıyız. Ulan çok yakın bağlamışım. En ufak bir hata onu düşmesine sebep olur. Zaten o şu an yanmaya başladı. Gel bakayım. Gel. Arabayı çektik. Bak şimdi bak. Bu yöntemi de hiçbir yerde göstermem ha. Ulan bu onu çekeceksin, o bunu çekti ya. O da şu an debriyaj yakıyor. Hadi. Hadi çek lan. Ama seni çekmen lazım, sen kepçesin ya. Koca kepçenin yaptığına bak. Aha bak şimdi. Yine başka bir taktik. Şu an kepçe de çekiyor. Kepçe çekerken arabaya bindim. Nasıl fikir? Allah kurtardık. Tamam. Tamam oğlum tamam. Dur oğlum dur. Tamam kurtardım günü kurtardım. Aha. Eyvah yine eyvah. Biz bu kepçeye şimdi nasıl bineceğiz? Büyük sıkıntılar var beyler. Bunu nasıl yapıyor? Kepçe şu an gaz vererek kaldı. Şunu da kurtarabilsem tam olacak. Şunu nasıl kurtaracağız oradan? Bundan sonraki o muydu? Aynen. Onu da kurtardık. Kepçe böyle gaz vermeye devam etsin. Şöyle atalım. Ortalık çok karışacak çünkü. Ben şöyle hemen hızlıca bir şekilde arabaların arasına geçiş yaparak da şöyle gideyim bu. Dön lan. Arabanın radyatörü bozuldu. Var mı böyle bir şey ya? Mankamyon radyatörü bozuldu. Şu an deli gibi ısınıyor. Bu böyle beklerken hızlı bir şekilde şunu bırakıp geleyim. Anam camı falan kırdık. Ulan Eren 2 dakika sonra iş yapak dedik, ne hale getirdin arabayı? Bay arkadaş. Neyse. Arabayla tur atmayı başka bir zamana devam edeceğiz. 30 dakika oluyor, ben hala videonun ana konusunu yapamadım. Hızlı bir şekilde gidip şu şeyden kurtulmak istiyorum artık. Sırtımdaki yükü şeyde bırakacağım. Çünkü arabanın gücü yok. Radyatörsüz bir şekilde gidiyorum. Araba ne hal aldı? Bak kamyon ne hal aldı? Ya kim bana dedi ki git onu ona bağla ya? Akıl var mantık var. Niye onu ona bağlıyor ya? Cık. Vay arkadaş. Hiç demiyorsunuz abi. Hiç demiyorsunuz. Allah hiç demiyorsunuz. Ferhat abi bunu sen öyle çekersen kırılır, hiç demiyorsunuz ya. Has kadro oluyor mu böyle? Neyse buradan has kadroma selamlar. Söylemeden de yapmayalım da. Yavaştan şöyle giderken videomuzu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikleri de istiyorsanız da yorum olarak yazarsanız sevinirim. Görüyorsunuz hafriyat videosu yaptık ama çok karıştı ortalık. Aha araba gitti. Vallahi araba yiyecekti. Normalde biraz daha ya planladığım
çok yavaş ilerledi plan. Orada çok uğraştırdı mesela o kepçe. Bilekliğim hepsine küçük taş koyardım. Ve iki taş koyacaktım normalde ama bir an dedim ki yapmışken üç taş olsun ya dedim. Oha araba nasıl bağlıyor. Bağlma araba bağlma. Şöyle gidelim yavaştan. Oradan gelip topla bu taşı şuraya devirecektim falan öyle planlı ama. İşte oluyor bazı aksilikler. Bu da onlardan biri. İşte roleplay böyle zor oluyor aga. Yani belli bir şeyde tek başına olmuyor roleplay, tamam mı? Tek başına. Bir de bunda kalabalık yapamıyoruz. Yani online sunucuda hiçbir şekilde böyle yapamayacağımız için elimizden geldiğince artık idare etmeye çalışıyoruz. Neyse videoyu beğendiyse like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma hayırlı abone değilsen abone olmayı unutma. Çok uğraştık bugün. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenmezseniz artık canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay kardeş. Hadi görüşürüz. Bay bay.